ikinci şu an mütalasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, hadsiz cemal ve kemalatı ilahiye ve nihayetsiz mehasin ve hüsnü rabbani ve sapsız ihsanat ve behay rahmani ve gayetsiz kemali cemali samedani. Üstadımız yedi madde saydı. İlk önce bu maddelerin manasını açalım. Hassiz cemal ile Allah'ın zati güzelliği kastedilmiş. Bizler bu güzelliğin mahiyetini hakkıyla anlamaktan aciziz. Bu güzelliği şöyle düşünelim. Dünyanın bin sene mesudane hayatı cennetin bir saatlik lezzetine mukabil gelemiyor. Cennetin de bin senelik mesudane hayatı Allah'ı bir saat görmenin lezzetine mukabil gelemiyor. Yani Allah'ı bir saat görmekle hasıl olan lezzet cennette bin sene yaşamakla hasıl olan lezzetten daha yüksek. Artık Allah'ın cemalini varın siz düşünün. İkinci madde kemalat-ı ilahiye idi. Kemalat-ı ilahiye ile Allah'ın isim ve sıfatlarının kusursuzluğu ve nihayetsizliği kastedilmiş. Cenab-ı Hak bütün kemal sıfatlarla muttasıftı ve bu sıfatların zıtları Allah'a ağız olamaz. Mesela Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştı, zıttı olan cehalet Allah'a arız olamaz. Kudreti sonsuzdur, zıttı olan acizlik ona ilişemez. İradesi mutlaktır, bir başkası müdahale edemez. Bunlar gibi bütün isim ve sıfatları nihayetsiz kemaldedir. Naks ve kusur ona arız olamaz. Üçüncü madde nihayetsiz mehasin idi nihayetsiz mehasin ile şu göz önündeki güzellikler kastedilmiş. Zerreden şemse kadar her bir mahluka kendine mahsus bir suret verilmiş. Renkli bir boyayla boyanmış, kıymetli ziynetlerle süslendirilmiş, hikmetli aza ve cihazlarla teçhiz edilmiş, çiçekten balığa, kuştan ağaca, böcekten meyveye kadar her bir eşya bu güzellikten nasibini almış adeta bir sanat eseri olmuş. Dördüncü madde Hüsnü Rabbani idi. Hüsnü Rabbani ile Efali Rabbani'nin güzelliği kastedilmiş. Efali Rabbani'ye deyince Allah'ın mahlukatı yaratması, beslemesi, suret vermesi, vazifesini öğretmesi, halden hale, şekilden şekle sokması, onu evirmesi, çevirmesi ve onda tasarrufta bulunmasıdır. Bütün bu fiillerdeki güzellikler Hüsnü Rabbani ifadesiyle beyan edilmiş. Beşinci madde hesapsız ihsanat idi. Hesapsız ihsanat ile Allah'ın mahlukata yaptığı ihsan ve iyilikler kastedilmiş. Her bir varlığın yoktan yaratılması, ağza ve duygularla teçhiz edilmesi, rızkının vakti münasipte ona yetiştirilmesi ve ihtiyacının karşılanması gibi hususlar bu ihsanatın numuneleridir. Kur'an bu ihsanatın genişliğini şu ayetiyle beyan ediyor ve in ta'uddu Allah Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız la tuhsuha onları sayamazsınız. Altıncı madde Behay Rahmani idi. Behay Rahmani ifadesiyle Rahman olan Allah'ın şirin ve latif işleri kastedilmiş. İsmi Rahman'ın bütün tecellileri Behay Rahmani'dir zehirli bir böceğin bal yapmasından tutun, ipek böceğinin ipeği dokumasına, ağaçların meyve vermesinden tutun, toprağın kazan olup kaynamasına ve içinde her türlü nebatatın pişmesine kadar. Rahman isminin bütün tecellileri bir behay rahmanidir. Yedinci madde, gayetsiz Cemali Cemali Samedani idi. Bu ifadeyle de şu kastedilmiş. Samet Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin Allah'a muhtaç olmasıdır. Cemali Samedani Allah'ın samedaniyetinin yani hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ona muhtaç olmasının güzelliğidir. Cemali Cemali Samedani ise Samedaniyetin bu güzelliğinin kemal mertebede olmasıdır. Gayetsiz Kemali Cemali Samedani ise Samedaniyetin güzelliğindeki bu kemali nihayetsiz olmasıdır. Evet Allah'ın hem zatı güzeldir, hem isim ve sıfatları güzeldir, hem de samedaniyeti güzeldir, ve bütün bunlar nihayetsiz kemaldedir. Tabii biz bu kavramları tam anlayamıyor ve ihata edemiyoruz. Çünkü Allah'ın cemali ve kemali hakkında konuşuyoruz. Bunlar bizim iman ettiğimiz ancak hakikatini bilmediğimiz şeyler. Bizler Allah'ın cemalini bilmiyoruz ki bu cemalin kemalini bilelim ve bunun nihayetsizliğini idrak edelim. Yine biz Allah'ın samadaniyetini hakkıyla anlayamıyoruz ki bu samadaniyetin cemalini ve bu cemalin kemalini ve bu kemalin nihayetsizliğini anlayabilelim. Ancak anlayamasak da imanla tasdik ediyoruz. Üstadımız yedi madde saydı. Hadsiz cemal, ve kemalat ilahiye ve nihayetsiz mahasin ve hüsnü rabbani ve hesapsız ihsanat ve behar rahmani ve gayetsiz kemali cemali samadani. Şimdi üstadımız diyor ki ancak vahdet aynasında ve vahdet vasıtasıyla şecere-i hilkatin nihayatındaki cüz'iyatın simalarında temerküz eden cilve-i esmada görünür. Kainata bir ağaç nazarıyla baksak, bir sinek, bir kelebek, bir balık, bir çiçek ve bunlar gibi her bir fert bu ağacın nihayatındaki yani dallarındaki bir cüz olur. Saydığımız yedi madde vahdet aynasında ve vahdet vasıtasıyla bu cüz'iyatta tecelli eden ilahi isimlerin cilvesinde görünür. Biraz daha açalım. Mesela bir kelebeği ele alalım. Kelebek şu kainat ağacının en müntehasında bulunan bir cüzdür. O kelebek tek başına çok mana ifade etmez ve biraz evvel saydığımız yedi maddeyi tam manasıyla göstermez. Ancak bu kelebeğe vahdet aynasını tuttuğumuzda kelebekte tecelli eden esma-i ilahi birden vüsat kazanır ve yeryüzü kadar büyük. Bu büyümesi ve genişlemesi sayesinde saydığımız yedi madde ortaya çıkar. Bu hakikatin örneklerini bir sonraki derste işleyeceğiz. Önce bu dersi iyice hazmedelim. Şimdilik Allah'a emanet ol.